Akademi izleyicileri bugün eseri Samsun Atakum'dan seslenmeye devam ediyoruz. Sektöründe öncü bir isim Atlantis Cami Halı ve Avizelerini konuk olduk ve yanımızda film eserimiz Yılmaz Bey bulunmakta. Ben hemen kendilerine dönmek istiyorum. Merhabalar Yılmaz Bey. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizleri biraz yakından tanımak istiyorum ben. Adım Yılmaz Türkoğlu. Aslen yine Rizeliyim. Yaklaşık 20 yıldır Atakum'da ikamet etmekteyim. Sektöre yaklaşık 10 yıldır sektörün içindeyim. Çeşitli firmalarda önce pazarlama elemanı olarak çalıştım. Allah bize nasip etti, bugünleri gösterdi. Kendi firmamızı yaklaşık 1,5 yıl oldu. Kendi firmamızı kurduk. Yine cami, otel ve yurt sektöründe halı ve avize olarak işimize devam etmekteyiz. Yılmaz Bey, burada sizler Atlantis cami halı ve avizeleri üzerine hizmet veriyorsunuz. Biraz vermiş olduğunuz hizmet ve çalışmalara, kimlere hitap ettiğinize detaylı bir şekilde tekrardan değinebilir miyiz? Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Ülkemizde her yıl yaklaşık 500-600'e yakın cami yapılmaktadır. Bunun yanında da otellerimiz, yurtlarımız yapılmaktadır. Ve bununla alakalı olarak da biz buraların avize, ışıklandırma ve yer döşemelerini yapmaktayız. Bununla ilgili olarak da firmalardan veyahut da dernek başkanlarından veyahut da işte iş adamlarından bize gelen projeler üzerinde kendi özgün fikirlerimizi ve karşıdan gelen fikirleri biz gerek ışıklandırma alanında gerekse halı anlamında projelendirip uygulamasını yapıyoruz. Peki Yılmaz Bey, sizler bir iş yeri veya eve hitap etmiyorsunuz. Daha büyük alanlar, cami gibi konseptlerde işlerinizi yürütüyorsunuz. Bu tarz alanlarda çalışmak zorluyor mu sizleri? Aslında ev veyahut da işte küçük iş yerleri için yapılan konseptlerde daha sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Ama büyük mekanlar için geçmişten gelen birikimimizi de kullanarak çünkü her geçen gün yeni işler yaptığımız zaman yeni fikirler oluşuyor. Bu fikirleri de mekanlara yansıtmak gerçekten bizi çok mutlu ediyor işin açıkçası. Çünkü kendi fikrimizi, kendi bakış açımızı bir yere yansıtıp da orada gördüğümüz zaman bundan biz de gurur duyuyoruz. Mesleğimizi seviyoruz işin açıkçası. Peki sizler çalışmalarınıza başlamadan önce hangi noktalara ve hususlara dikkat ediyorsunuz? Ürün teminlerinizi nereden gerçekleştiriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Biz ürünleri hangi firmalarla çalışıyorsak çalışalım. Önce çalıştığımız firmaların altyapısına, bu iş için yeterli olup olmamasına, TSE belgesinin olup olmamasına, daha önce yaptığı işlerdeki ürünlerinin sıkıntılı olup olmamasına çok dikkat ediyoruz. Bununla alakalı olarak da bizim yaptığımız işler biraz da maneviyatı yüksek işlerdir. Yani buralar normal iş yerleri değil. Genelde yoğunluk olarak camiler olduğu için yaptığımız işlerdeki maneviyatı da bildiğimiz için biraz daha özen göstererek bu işlere yöneliyoruz. Otel konseptinde de yine karşıdan gelen talepler doğrultusunda, onların hazırladığı projeler doğrultusunda biz de ürünlerimizi hazırlıyoruz. Sizler burada avizenin yanı sıra halı gibi tamamlayıcı ürünlerde de hizmet sunuyorsunuz. Evet. Yani kişiye iki adresi değil, tek bir adreste tüm ihtiyaçlarını karşılatıyorsunuz sanırım, evet. Değil mi? Evet. Şimdi halı nasıl oldu diye sorarsanız aslında onun ufak bir geçmişi var. Kısaca ona değinmek istiyorum. Avize sektöründe markadan ziyade ismimiz bir marka olduğu için, güvenilir bir isim olduğumuz için avizeyi taktığımız zaman mutlaka ki bulunduğumuz mekanda halı ihtiyacı da doğuyordu. Bununla alakalı bizden referans istiyorlardı. İşte bu halıyı nerede yaptırabiliriz, kime yaptırabiliriz gibi. Benim daha önceki yıllardaki altyapımda halı olduğu için bu konuyla alakalı yeterli bilgiye de sahip olduğum için artık bunun birilerine pas etmek değil de yine bu işi de kendimiz yapalım. Nasıl olsa bu sektörün içindeyiz ve bu yerleri görüyoruz deyip bu işe de soyunduk. Yaklaşık 1,5 yıl oldu ve 1,5 yıl içinde çok değişik projelere de imza attık. İnsanlar yapılan işten ziyade yapan kişinin de çok önemli olduğu bir dönemdeyiz şu anda. Çünkü işini doğru yapan insanların az olduğu bir zamanda yaşıyoruz.
Ve bu güveni de hiçbir zaman bozmadan, kalitemizi bozmadan insanlara ve ülkemize hizmet etmeye devam etmek istiyoruz işin açıkçası. Olmaz Bey, dışarıdan bakınca biraz zorlayıcı ve farklı konsepte bir alanda hizmet veriyorsunuz. Sizler bu hizmetleri kaç kişilik dev bir ekiple sürdürüyorsunuz? Şimdi firmamızın arka tarafında, mutfağında diyelim, biz birebir, hani sadece masa başında oturarak bu işleri çözen insanlar değiliz. Biz projelerimizi birebir kendimiz talepler doğrultusunda yerine giderek, projeleri inceleyerek, gerekli ölçümlerimizi, gerekli şeylerimizi yaparak birebir kendimiz yapıyoruz. Yani arkamızda işte satış elemanlarımız, döşeme ile alakalı elemanlarımız, avizenin montajı ile alakalı deneyimli personellerimiz var. Zaten biz avizenin satışını, uygulamasını ve imalatını yaptıktan sonra ondan sonraki kısımda arkamızdaki aslında bizim mutfağımızın en değerli kişileri bizim ürünlerimizi birebir sergiliyorlar. Yılmaz Bey, ilerleyen dönemlerde Atlantis'i bizler nerelerde göreceğiz? Biz şöyle diyoruz bununla alakalı olarak, Allah-u Teala bizi nerede olmamızı istiyorsa biz orada olacağız. Biz işimizi düzgün, onurlu, şerefli bir şekilde yapıp teslim ettikten sonra inanıyorum ki biz 1,5 yılda aldığımız yolda ileriki zamanlara daha üst seviyelere geleceğimizi düşünüyoruz. Dilerim ki hayırlısı olsun arkanızda. İnşallah, teşekkür ederim. Sizler buradan son olarak bizleri izleyen değerli izleyicilerimize Yılmaz Bey buradan neler aktarmak istersiniz? Türkiye'nin neresinde olursa olsun, doğusuyla, batısıyla veya yurt içi, yurt dışı, her nereden bize projeleriyle ilgili talep olursa halkımızdan, biz bütün projeler için bizzat kendimiz giderek projeleri konusunda yardımcı olacağımızı ve bu konuyla alakalı bizi tercih ettikleri için çok memnun olacağımızı tüm halkımıza buradan söylüyorum ve teşekkür ediyorum. Yılmaz Bey, vermiş olduğunuz bu değerli bilgilerden dolayı da bizler sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bol kazanç, şu güzel günler sizlerle olsun efendim. Teşekkür ederim. Sizin de ayağınıza sağlık. Geldiniz, bizi ziyaret ettiniz. Umarım ki güzel bir röportaj olmuştur. Kesinlikle. Sizi de güzel bir şekilde ağırlamıştır inşallah. Evet sevgili Gelişen Ekonomi izleyicileri, bugün eseri Samsun Atakum'dan seslenmeye devam ettik. Şimdilik sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.